Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk. Kolay buldun mu? Mesajdaki ayrıntılı tarifi takip edince zorlanmadım. Ama burada böyle bir yer olacağı kimsenin aklına gelmez. Siz mi yaptırdınız burayı? Bundan sonra seninle bütün görüşmelerimizi burada yapacağız Yusuf. Burayı ikimizden başka kimse bilmeyecek. Tamam. Seninle buluşmak istediğimde bugün aldığın gibi şifreli bir mesaj alacaksın. Eğer senin benimle görüşmen gerekirse sen de aynı mesajı kullanacaksın. Şimdi benim anlatacağım her şeyi kafana yazacaksın. Anlamadığın, ikna olmadığın, itiraz ettiğin bir şey olursa burada sor. Soruların varsa sorup cevaplarını alacaksın. Bu odanın dışında hiçbir yerde benim yanıma gelmeyeceksin. Benimle fiziksel temasta bulunmayacaksın. Anladım. Anlatacaklarımı dinlemeye hazır mısın? Hazırım. Dünyayı yöneten gizli güçlerle ilgili çok şey duymuşsundur. Evet. Çok şey duydum. Çok da okudum. Bir kısmı insanın aklına komplo teorilerini getiriyor. O gerçekle yüzleşene kadar herkes böyle düşünür.
Yüzyıllık sandığın açıldığı toplantıda onlarla ben de karşılaşmıştım. Ama hala bazı şeylere anlam veremiyorum. Sen görünmeyenlerin sadece temsilcilerini gördün Yusuf. Onların var olup olmadıklarını gerçekten anlamak ve yüzlerini tanımak istiyorsan, insanlığın son yüzyıldaki kanlı geçmişine bakman gerekir. Bütün bunların arkasında dünyanın en büyük devleti var. Amerika mı? İngiltere mi? İkisi de değil. Çin, Almanya, Fransa, İsrail, Rusya. Hiçbiri değil. Peki hangi devlet bu bahsettiğiniz? Yeni özgür dünya devleti. Vatansız, bayraksız, milletsiz, dinsiz bir gizli devlet. İktidarları, sınırları onlar değiştirir. Savaşları onlar çıkarır ve istedikleri şekilde bitirirler. Sonuçta da her zaman onlar kazanır. Stanley'nin ihaneti bana geçmişi sorgulattı. Sonuç alamadığımız diğer işlerde de Stanley'nin başına buyruk hareket etmesinin etkisi olabilir. Geçmişi düşünmek bize bir şey kazandırmaz. Bundan sonrası için tedbir almalıyız. Bu ihaneti bir türlü hazmedemiyorum, Karun. Benim için de sarsıcı bir tecrübe oldu. Ama bu talihsizliği avantaja çevirmek zorundayım. Peki bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun? Bundan sonra konseyin idaresinde asla taviz göstermeyeceğim. Sergi'nin sadakatinden şüphelendiğim halde meselenin üstüne gitmedim. Bugün kim bilir hangi hesaplaşma sonucu Sergi öldürüldü. Rusya'da yeni bir hanedan belirleninceye kadar dengeleri ayakta tutmak çok zor olacak. Haklısın. Stanley'nin Balkan Savaşı çıkarma fikrini bildiğimiz halde bize aykırı hareket edeceğini hesap edemedik. Şimdi sonuç ortada. Robert Alberton'a bu durumu nasıl izah edeceksin? Yarın Londra'ya gidip kendisiyle bu meseleyi bizzat görüşeceğim. En kısa zamanda yeni temsilcisini belirleyeceğini ümit ediyorum. Sana iyi şanslar dilerim. Aslında Stone'a iyi haberlerim de var. Hangi iyi haberden bahsediyorsun? Yusuf Kuzuzade'den bahsediyorum. Hayatının riskini alarak konseyde ihanet iddiasını ortaya attı. Ve nihayetinde bu iddiayı ispatladı. Ferdinand sınırı geçene kadar sizinle gereken işbirliğini yapmamızı söyledi. O yüzden buraya getirdim sizi. Türkiye'ye geçiş için buradan uygun bir nokta bulduk. Bizden nasıl bir destek istiyorsunuz? Benim silahlı kadrolarım yaya olarak hareket halindeyken bu noktada onların güvenliğini sağlamanız gerekecek. Kaç kişilik bir kadro?
Yaklaşık 100 kişi. Belirli saat aralıklarıyla 15'erli gruplar halinde gelecekler. Onlar vadiden yürüyerek geçerken siz de buradan onlara kimsenin yaklaşmasına izin vermeyeceksiniz. Başlayalım ve bitirelim. Hadi. Ferdinand iyi haberler bekliyor. Babil Orkestrası tamamlanmak üzere Jürgen. Damdaki kemancı da sahneye çıkmak için sabırsızlanıyor. Nedir bu kemancının hikayesi? Bu hikayeyi öğrenmenin bir bedeli var. Nasıl bir bedel? Kemancının namlusunun ucuna gelip sağ kurtulmak. Demek sen de öyle öğrendin. Evet. Ben gölgeye dönüşene kadar hakkımda kaç kez infaz kararı çıktığını tahmin bile edemezsin Jürgen. Polat Alemdar'ı ölümsüzlük suyuna batırılmış Aşil'e benzetmiştin. Ama senin de ondan kalır yanın yok. Ölümsüzlük konusunda haklı olabilirsin. Ama aramızda büyük bir fark var. Benim Aşil topuğum sayılacak bir zaafım yok. Ama Polat'ım var. Vatanı. Vatanı. Ben Polat'ı sevgili vatanından vuracağım. Kemancıyı da bu yüzden çatışma bölgesine göndereceksin. Hayır. Onun için burada daha öncelikli bir planım var. Kimi öldürecek? Otelimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi istirahatler.
Sizin de katıldığınız konsey toplantısında gördüklerimizin temsilciler olduğunu söylediniz. Kimlerin temsilcisiydi o insanlar? Görünmeyenlerin. En alt tabakada halk var. Şu anki artış hızıyla dünya nüfusu 2050 yılında 10 milyar olacak. En tepedekiler dünyada 1 milyar insanın sistemin yürümesi için yeterli olduğunu düşünüyorlar. Gerisinin de ölmesini istiyorlar. Savaşların, ölümlerin, hastalıkların, açlıkların en büyük sebeplerinden biri bu. Alt kademede görünenler, orta çaplı iş adamları, sıradan bürokratlar ve siyasetçiler, ismi bilinen mafya grupları. Bunların bizim coğrafyamızda olanlarının tamamına yakını dosyada var. Sık sık değişseler de onlara ulaşmak kolay. Orta kademede az görünenler var. Daha çok parti, vakıf, dernek gibi kuruluşlar aracılığıyla örgütlenen güçler bunlar. Buraları yöneten adamlar çok göz önünde değildir. Bazılarının isimleri bile çok az insan tarafından bilinir. Burada farklı yasa dışı iş kollarını yöneten büyük iş adamları da var. Baronlardan mı bahsediyorsunuz? Onlar da sistemin bir parçası. Ama tamamı değil. Biz artık onların da çoğunun kim olduğunu biliyoruz. Ve en üst grupsa hiç görünmeyenler. Kendi içlerinde farklı yönetim birimlerine bölünmüş, çözülmesi çok zor, çok gizli bir yapı. Dünya nüfusunun %1'inin, dünyadaki zenginliğin neredeyse yarısına sahip olduğunu biliyorum. Bu en üst tabakadaki adamların sayısı ve zenginliği bu söylediğinden çok daha çarpıcı Yusuf. Peki kaç kişiler bunlar? 7 milyarlık dünyada en fazla 1000 kişi. Ve dünyanın en zenginleri listesinde hiçbirinin adını bulamazsın. Böyle bir zenginliğe ve güce sahip insanlar kendilerini nasıl bu kadar gizleyebilirler? Gerektiğinde ekonomik, siyasi ve askeri gücünü kullanarak görünür hale gelip temsilciler yoluyla. Konsey böyle bir yapılanma mı? Dünyanın görünen siyasetinde Amerika ve İngiltere bütün kaynaklar ve zenginlik için mücadele içinde oldu. Farklı bölgelerde birbirlerinden ayrı güç kazandılar. Görünmeyenlerin en büyük iki üyesi Amon ve Ra öne çıktılar. Yüzyılın son çeyreğinde Amerika'da Amon, İngiltere'de Robert Albert Stone, yani Ra, mutlak hakimiyet kurdular. Dünyayı da onların kurduğu ortak konsey yönetiyor. Bana sizi öldürme emrini veren ve güç vaat eden adam kim? Konseyin başkanı o değil mi? Harun. Amon ve Ra'nın ortak temsilcisi. Onlar adına verilecek kararlarda hakemlik görevi yürütüyor. Diğer ailelerin temsilcileri de icrada ona bağlı çalışıyor. Peki benim ailem bunun neresinde? Giovanni Andre de Ferrari'nin tablosu. Yusuf peygamberin kardeşleri kanlı gömleği Yakup peygambere gösteriyor.
Müslümanlar Yusuf peygamberin hikayesini en güzel hikaye eder. Haksız değiller. İhanet, kıskançlık, sabır, aşk, tevekkül, iktidar. İnsana dair ne varsa bu hikayede var. İnsanlık tarihinin özeti adeta. Sanırım ihanet bizi bugünlerde en çok ilgilendiren konu. O konu kapandı Arya. Yusuf Kuzuzade haini konseye teslim etti mi? Evet. Hain kimmiş? Dostumuz Stanley. Bu mümkün olamaz. Seni bölgedeki yeni dengeleri konuşmak için çağırdım. Yusuf Kuzuzade baron koltuğuna oturacak. Benim şahsi dostluğumu kazanmış olarak. Yusuf Kuzuzade cüretiyle haddini aşarsa, gölgeyle karşı karşıya gelmeleri kaçınılmaz olur. Gölgenin Kuzuzade Holding'le işbirliği bir süre sorun çıkmasını engelleyecektir. Ancak Yusuf Kuzuzade'nin ticari hamlelerle yetineceğini sanmam. Aradaki dengeyi sen sağlayacaksın. Size hemen her konuda isabetli fikirler, istatistikler, raporlar sunabilirim. Akıl mantık çerçevesinde her türlü hamleyi öngörebilirim. Ama rasyonel hareket etmeyen bir çılgınla korkusuz bir adamın arasını bulamam. Bu benim sorunum değil. Buyurun istirahat edin lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mahalledeki yardıma muhtaç diyaliz hastalarını tedavi ettirmekle o kadar büyük bir sevap işliyorsunuz ki. İşleyen demir pas tutmaz Hüdayi Bey. Demir işlemek pası, sevap işlemek küsü sevindirirmiş. Gerçekten çok şeker. Mahallemizin yaşlıları bu sağlık hizmetinden dolayı çok mutlu oldular. Fakat utandığı için bu hizmete yanaşmayan insanlarımız var. Aslında ben adresi belli olanlarla iletişim kurabilirim. Ya sana niye almıyorsun? Tıpta utanma olmaz. Değil mi Hüsnü Bey? Ha, evet tabii ki Sibel Hanım. Teyzeciğim. İyi misin teyzeciğim? Torunun canını mı sıktı? Birkaç gündür elinde bir tomar parayla geliyor eve. İşi gücü de yok. Nereden buldun diyorum, söylemiyor. İzninizle efendim, benim çıkmam gerekiyor. Ama lütfen ağlamayın. Ben size su getireyim. Hoş geldiniz Cahit Bey. Güle güle Cahit Bey. Hoş geldiniz. Merhaba Sibel. Safiye nerede? Size haber vermedi mi? Neye haber vermedi mi? Gitti o. Anlamadım. Nereye gitti? Suriye'ye. Senin ne işin var bu şiddet belasının içinde? Benim babam yok. Üç kardeşim ve annem elime bakıyor. Yiyecek ekmek bulamıyorduk savaş yüzünden.
Bize onlar baktı. Para da verdiler mi? Verdiler tabii. $300 alıyordum ben ayda. Hiç sordun mu onlar nereden buluyormuş bu dolarları diye? Senin gibi başka arkadaşların da var mı? Var. Rakka'da ve Deir ez-Zor'da eğitim alan komutanlar var benim ismimde. Sen komutan oldun demek. Evet. Cezaevinde babam yaşındaki adamları komuta ettim ben. Şimdi ne yapacağız seninle? Ben değerliyim onlar için. Beni geri verirseniz belki onlar da size Türkmen esirleri verir. Peki sen ne olacaksın? Beni öldürürler. Ye hadi ye. Ye afiyet olsun. Esma, bu meseleyi kapatalım artık. Başınıza gelenlerden sonra sizi yalnız başınıza bir yere göndermem. Yalnız gitmeyeceğiz Yasin komutan. Silah da vereceksiniz. Hiç vazgeçmeyecek misin? Vazgeçmeyeceğiz. Orada akrabalarımızın ne halde olduğunu öğrenmeden burada bize rahat yok. Yanınıza gerektiği kadar silah ve teçhizat alın. Köye varınca haber verirsiniz. Dikkatli olun. Elimizden geleni yapacağız. Kadınlar da üstüne düşeni yapmadan bu kan durmayacak. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Habersiz geldin. Abi mi gönderdi? Ben kendim geldim. Onların haberi yok. Tamam. Tamam Yasin, anladım. Eyvallah. Aç şu telefonu Safiye, aç. Safiye? Efendim Cahit. Neredesin sen? Suriye'deyim. Çok meşguldün Cahit, seni rahatsız etmek istemedim. Bak Safiye, anladım. Bana kızdın da senin de yaptığın iş değil. Konuştuk hatırlarsan. Ben daha önce de sana bunu söyledim. Sen de hayır dedin. Tekrar aynı şeyleri konuşmak istemedim. Cahit? Efendim Safiye. Sesin gelmeyince kapandı sandım telefon. Doğru diyorsun. Aynı şeyleri de konuşup durmanın bir anlamı yok. Hadi görüşürüz.
Babam. Baron olarak bir konsey kurdu. Ve siz o konsey üyelerini bir gecede infaz mı ettiniz? Evet. Fehmi'nin cezalandırılıp uzun süre hapsedilmesi, kardeşinin sakatlığı, üstüne senin kaybolman, Vahap Kuzuzade'nin de ölümü, ailenin gücünü kaybettiği yorumlarına neden oldu. Fehmi de buna son vermek için konsey toplayıp gücünü göstermek istedi. Siz de önceden konseyin kurulmasına izin verip masaya kimlerin oturduğunu gördünüz ve sonra da işlerini bitirdiniz. Evet, Fehmi'ye bir ders verdim. Benden izinsiz kimse konsey kuramaz. Burada kurulan son konseyin baronu bendim ve bu işe noktayı koydum. Peki, bir şey soracağım. Ailem bile artık öldüğümü düşünürken, siz benim hayatta olduğumu nereden biliyordunuz? Düşmanların görünmeyenleri varsa, bizim de hiç görünmeyen, bilinmeyen, sesi bile duyulmayacak kadar derinlerde bir teşkilatımız var. Benimle ilgili her şeyi planlayan ve Öktem Hoca'yı da benim yanıma yerleştiren onlardı. Yine ne taşıyor bu Abbas? Toprak taşıyor evladım. Hayırdır Anadolu Hanım? İçeride topraktan inşaat işine mi girdiniz? Toprak deyip geçme, tanı. Her karışı şehit kanlarıyla dolu oğlum. Bu toprakların altında bilmediğimiz cevherler yatıyor Erhancığım. Bizler toprağımızla ilgilenmiyoruz. Ama yabancılar çamurumuzu bile topluyorlar ya. Çamuru niye alsınlar ki? Hafriyat olarak kullanıyorlar herhalde. Evlat, koskoca Çin'de toprak mı kalmadı ya? Ne hafriyatı yavrum? Belki ciltlerine iyi geliyordur bizim çamur. Ciltlerini bilmiyorum ama ceplerine, keselerine çok iyi geliyor ya. Biliyor musun bizim içindeki değerli madenleri aldık diye kenara koyduğumuz çamuru Çinliler alıyor. Biliyor muydun ha? Bizim içinden ayrıştıramadığımız daha değerli madenleri alıp dünyaya satıyorlar oğlum. Biz de çamura yatalım Anadolu Hanım. Satmayalım bundan sonra. Çok iyi olur. Ama konuşmakla olmuyor bu işler. Biliyorsun, çalışmakla oluyor. Niye? Hadi güzelim benim. Gülünü seveyim seni. Geç, arka tarafta. Bir şey mi baktın abi?
Evet, bir şey baktım. Ne baktın? Niye sordun? Biz bu mahallenin çocuğuyuz. Bir şey lazımsa yardımcı olalım diye sordum. Ben de bu mahallenin bir evladıyım. Olan biteni idrak etmeye çalışıyorum. Daha önce buraya gelmiş miydin abi? Gelmez miyim? Hep buraya gelirdim. Ne oldu içeride? Ne olacak abi? Biri ihbar etmiş, polis geldi, mühürledi. Niye ihbar etmişler? İşte anlarsın abi. Tombala meselesi. Tabii anlarım. Tombala. Benim uzmanlık alanım. Birinci çinko, ikinci çinko, üçüncü altın. Aynen abi. Millet şurada iki muhabbet edip yolunu buluyordu. Önünü kestiler. Ne oldu şimdi tombala işleri? Ben bilmem abi. Anlamam o işlerden. Yakalandın. Gel. Bu mühür sahte. Burayı polis mühürlememiş. Mühürlü gösteriyorsun. Erkete'ye yatıyorsun. Kapıya gelen müşterimi polis mi anlamaya çalışıyorsun. Sonra da gel abi ben seni götüreyim. Yok abi ben bilmem anlamam o işlerden. Dur. Dur. Ben polis değilim. Dur. Polis değilim diyorum. Dur. Dur. Ben polis değilim. Hastane yetkilisiyim. Yaptığın hareketler sağlıksız. Tıp namına dur diyorum. Çalışmıyor ama ciğerler sağlam çıktı. Abi geldi mi? Henüz gelmedi gülüm. Acil bir durum mu var? Sınıra yakın kaynaklarımızdan bir istihbarat geldi. Örgüte bağlı 100 kişilik silahlı bir grup Türkiye'ye sızmak için hazırlık halinde. Siyah sancak da hazır, biz de hazırız Muhsin. Bu grubun içinde Avrupa'dan gelen keskin nişancıların da olduğu söyleniyor. Onlar karışmadan olmaz. Bölgedeki aşiretlerin barış için Türkiye'de yapacakları toplantı da bu akşam. İşlemler tamamlandı Kenan Bey. Bütün para söylediğiniz hesaba aktarıldı. Herhangi bir sorun yaşandı mı? Hayır. Ancak uzun bir süre hesaptan yüksek miktarda para çekilmemesinde fayda var. Dikkat çekmemek adına. Merak etmeyin Mithat Bey. Paranın sahibi bir süre daha buralarda olacak. Efendim? Bir misafiriniz var Kenan Bey. Randevusu yok ama beyefendi acil olduğunu iletmemi istedi. Kimmiş? İsminin Vasili olduğunu söyledi. Sizinle görüşmek için Rusya'dan gelmiş. Gelsin. Tamam efendim. Siz artık çıkabilirsiniz Mithat Bey. İşi bu kadar kısa zamanda ve sorunsuz halletmenizin karşılığını alacaksınız. Ben karşılık beklentisiyle yapmadım Kenan Bey. Biliyorum. Siz görevinizi yaptınız. Ben de bir patron olarak üzerime düşen neyse onu yapacağım. Nasıl uygun görürseniz. İyi günler. İyi günler.
Dışarıda bekle. Benim kim olduğumu biliyor musun? Evet. Beni öldürtmeye çalışan adamsın. Geçen yaşanan hadiseyi söylüyorsun. Orada senin ne olduğunu bilemezdim. Seninle bir sorunum yok. Benim derdim, iş yaptığın hırsızdı. Ben hırsızlarla iş yapmam. O zaman kimlerle çalıştığını bilmiyorsun. Ya da sen kiminle konuştuğunu bilmiyorsun. Raskol benim paramı çaldı. Ne yazık ki o böyle bir şey olmadığını söylüyor. Eğer konuşma imkanımız olsaydı, bunu benim yüzüme bakıp söyleyemezdi. Ama Raskol'le mantıklı bir konuşma yapmak mümkün değil. O zaman niye buradasın? Sen bir iş adamısın. Mantıklı konuşabiliriz diye düşündüm. Seni dinliyorum. Raskol'ün o parayı temizlemesi için bir bankaya ihtiyacı var. Kuzuzade ailesinin bankası bu iş için çok doğru bir seçim. Ne istiyorsun? Onu söyle. Raskol için öyle olmayabilir. Ama senin itibarın paradan daha önemli. Eğer bankanda yapılan bu kanunsuz işin duyulmasını istemiyorsan payımı vereceksin. O paranın yarısı benim. Pekala. Benden haber bekle. Eğer haklıysan anlaşmanın bir yolunu buluruz. Raskol'u ikna et. Kimse zarar görmeden bu işi kapatın. Belki ben de paramı senin bankana yatırırım. Başlayalım. Orta Doğu'dan Kafkaslara, oradan Güney Afrika'ya kadar 13 ayrı iş teklifi bekliyor. Aralarında eskiden çalıştığımız isimler de var. Onlar bizi özlemiştir. Ben de yeni maceraları ve seyahat etmeyi özledim. Seyahat planlarını bir süre daha erteleyeceksin. Ben yeni bir açıklama yapana kadar Türkiye dışından iş almıyoruz. Yeni merkezimiz İstanbul olacak. Bu bize çok şey kaybettirebilir. Endişelenmene gerek yok. Ben her şeyi düşündüm. Senin iyiliğin için gördüklerimi söylemek zorundayım Asya. Ne görüyorsun? Sen değişiyorsun. Evet, değişiyorum. Hayatımızda da çok şey değişecek bundan sonra. Alışsanız iyi olur. Değişimi de severim, İstanbul'u da severim. I'm okay, no problem. Bunlar da Türkiye'den gelen iş teklifleri. Masel Petrol. Bu şirket kuzuzadelerle iş yapmış mı araştırın. Ben sana demiştim. Hedef Kuzuzade ailesi. Bakalım tünelin ucu nereye çıkacak? Gel Hakkı. Kenan'ın neler yaşadığını şimdi daha iyi anlıyorum. Gerçekten çok güçlü bir çocukmuş oğlum. Şanslısınız. Oğullarınız ailenin şanına yakışacak güçlü karakterlere sahipler.
Yusuf geldi mi? Hayır Fehmi Bey. Birkaç önemli görüşmesi olduğunu, gün içinde uğramayacağını söylemiş. Peki bugün Kenan'ı ziyarete gelen adam kimmiş? Rusya'dan Vasil adında bir iş adamı. Kenan'la ne işi olabilir? Efendim, bir para meselesi olduğunu tahmin ediyorum. Bankanın müdürü Mithat Bey de ondan önce Kenan Bey'le görüştü. Neyse, bırakalım işini kendi bildiği gibi yapsın. Biz de kendi işimize bakalım. Söylediğiniz görüşmeyi ayarladım. Toplantı saati için haber bekliyorum. Yeni grup geliyor. Bunlar başka. Şimdi bu tepeyi aşınca sizin köyde mi olacağız? Evet. İnşallah annem, kardeşlerim sağdır. Seni görünce nasıl sevinecekler? Daha vardı. Görmüyorum. Yusuf Kuzuzade konusunda ekstra haklı çıktın. Haklı çıkmakla ilgilenmiyorum Ariel. Meselenin özü nedir? Sterlin'in ihanetini ispat edip infaz ettirmiş. Sir Stanley. Stone'un bir numaralı adamını. Evet. Yusuf Kuzuzade konseyde itibar kazanmakla kalmadı. Karun'un şahsi dostluğunu da kazandı. Enteresan. Hepimizin gözü önünde alemdarı vurarak göz doldurdu. Ama ne hikmetse Polat Alemdar yaşıyor. Oyun şimdi daha eğlenceli hale geldi Ariel. Onun neler yapacağını kestiremeyiz. Her an, her yerde karşımıza çıkabilir. Benim için sakıncası yok. Onu daha yakından tanımak istediğimi söylemiştim zaten. Yusuf Kuzuzade'nin dokunulmazlığı var. Onu karşına alamazsın. Endişelenme sen. Her şey planladığım gibi işliyor. Beni üstün kılan bu değil miydi? Evet. Ama en azından ben ne yapmaya çalıştığını anlamalıyım. Pekala. Nereden başlayayım? Asayı alıp kardinale götürdüm. Ama kardinal çirkin bir bahaneyle
benim Babil devleti haritamı mühürlemedi. Ben de haritamı onun kanıyla mühürledim. Sonra asayı alıp Yüce Konsey'e başvurdu. Bölgede atacağım adımlar için dostumuz Karun'un onayını aldıktan sonra yola çıktım. Coğrafya ile ilgili tüm hazırlıklarımız tamamdı. Artık harekete geçebilirdik. Bölgedeki bütün terör gruplarını destekledin. Bütün savaşları finanse ettin. Bölgenin haritası hala çizilemedi. Onun yerine Babil Devleti'nin haritasını çizdim Ariel. İki nehir arasındaki bütün taşları harekete geçirdim. Şimdi hasat zamanı. Bölgede bana direnebilecek yerel bir güç kalmadı. Türkiye ve dostları hariç. Denkleme katılan yeni değişkenler, doğrusunu söylemek gerekirse bu konuda benim yükümü hafifletti. Suriye'deki direnişi kırdılar. Türkiye'deki mücadeleye her türlü desteği sağladılar. Bu sayede geleceğe yönelik ticari ve stratejik yatırım yapma imkanım oldu Ariel. Sen onun yerine Polat'ı kıskanıp Toryum'un peşine düştün. Kıskanmak ölümlülerin işi. Ben ancak kıskanılacak işler yaparım dostum. Toryum beni ölümsüzlüğe götürecek ilaç. Ülkemin sınırlarını çizen şey sadece iki nehir değil. Altında yatan madenler Ariel. Toryum'a ve onu işleyecek yeni teknolojiye sahip olan geleceğin kralı olacak. Aşiretler toplantısı da denklemin bir parçası olmalı. Oraya doğrudan katılmadan nasıl olumlu sonuç alacaksın? Mervan ile gizli bir anlaşma yaptım. Aramızdaki düzmece çatışma sayesinde herkes Mervan'ın artık Polat Alemdar'ın yanında olduğunu sanıyor. Aşiret toplantısı benim için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Mervan kanalıyla aşiretleri destekleyip onun liderliğinin önünü açacaksın. Babil Devleti kurulunca da kimse onun hükümetine itiraz etmeyecek. Enteresan değil mi? Ama anlamadığım son bir şey var. Sor Ariel. Bu hocanın benim elimden alındığı yerdeki mermi kovanı. Bu mermi senin silahından çıktı. Bundan eminim. Hocanın hayatını neden kurtardın? İşte bu dostum. Babil'in kralı olmakla alakalı. Bu topraklarda kimin ne zaman öleceğine de ben karar veririm. Okey. At bunu ateşe. Raskol'un bu kitabı yine gerçekçi bulmadı. Yıllardır aynı şeyi söylüyorsun. Nasıl olsa bir daha okuyacaksın. Yakmayalım. Raskol'un aynı kitabı iki kere okumaz. Al bunu, yenisini getir. Umarım güzel haberlerim vardır. Transfer tamamlandı. Bütün para hesabında. Mete haklıymış. Seninle iş yapmak büyük bir zevk Kenan. Hiç sorun çıkarmadın. Ben de senden aynısını beklerdim. Ama öyle olmadı.
Vasili'nin kötü sürprizinden bahsediyorsan tekrar olmayacak. O konu kapandı. Vasili öyle demiyor mu? Kime diyor? Ne diyor? Bugün ofisime geldi. Birlikte çalıştığımızı öğrenmiş. Ne istiyor? Parasını. Yanlış yapıyor. Hatasını hayatıyla ödeyecek. Eğer payını vermezsek bizi ihbar edeceğini söyledi. Bak, ben bu parayı kaybedebilirim. Ama böyle bir şeyin duyulmasına izin vermem. Vasili artık ölü bir adam. Ölüler konuşamaz. Bu işi mantıklı bir şekilde çözmeliyiz. Bundan ailem zarar görebilir. Raskol'un ailene saygı duyuyor. Ancak o parayı Vasili'ye vermeyecek. Bak Raskol, eğer benimle daha büyük işler yapmak istiyorsan bu konuyu benim yöntemimle halledeceğiz. Ben öncelikle çocuklar olmak üzere savaştan etkilenen kadınlar ve herkese yardım etmek istiyorum. Biz zor durumdaki insanlara elimizde silahla bile ulaşamıyoruz zaten. Buradaki savaşta hiçbir kural yok artık. Biliyorum. Yardım gönüllüsü ya da sağlık görevlisi olmak da kurşunlardan korunmak için çözüm değil. Ben de bunu bilerek geldim. Peki tam olarak ne yapmak istiyorsun? Oradan kolilerle insanlara yiyecek, giyecek, ilaç getirmek bir çözüm değil. Ben gerçekten elimden geldiğince onlara faydalı bir şeyler yapmak istiyorum. Ama önce siz bana yardımcı olacaksınız. Biz ne yapabiliriz? Savaşı yaşayan insanlarla konuşmamı sağlayın. Geçenlerde uzun süre abluka altında kalmış bir köye girdik. Şimdi orası daha güvenli. Ne zaman gideriz? Siz şimdi biraz dinlenin, biz size haber verelim. Tamam, teşekkürler. Gerçekten onu köye götüreceğiz mi? Polat Alemdar'ın kardeşi insanlara yardım etmeye gelmiş bu zat. Hayır mı diyelim? Esma! Ne oldu? Vurdular bizi. İyi misin? Ben iyiyim. Ama diğerleri öldü. Birinci tim hazırlansın. Çıkıyoruz. Hadi. Tamam. Geç otur. Sakin ol. Yeni grup birazdan gelecek. Yarısı bitti, yarısı kaldı. Bu işi bitirip bir an önce Türkiye'ye girmek istiyorum. İlk önce ne yapacaksın? Üniformalılar görmek istiyorum artık. İşte ayağına geldiler. Çevre emniyetini alıp. Dikkatli olun. Açık hedef değil. Kalabalıklar. Bizim burada olduğumuzu biliyorlar. Yer değiştirmeliyiz. Birazdan 15 kişilik diğer grubun geçişi var. Burayı terk edemeyiz.
O zaman da bunları avlayamayız. Sınırı geçip gidelim buradan. Tamam. Bu tepede sniper ne iş yapar? Siper Hanım. Siper Hanım. Güvenli geçsin diye nöbet tutar. O zaman nöbet sırası bizde. Herkes bir hedefe nişan alsın. İlk ateşle indiremezsek onları bir daha bulamayız. Dikkatli olun. Ateşimle. Ateş! Konu büyümeden kapatılmalı Azra. İş kazaları prestij açısından çok önemli. Biliyorum Fehmi Bey. Zaten büyük bir kaza değil. Ama yaralanma olunca konu davalık oldu. Ben de bu yüzden sizinle görüşmek istedim. Ne gerekiyorsa yapın.
Ben bu meselenin hemen kapanmasını istiyorum. Ben ilgileneceğim Fehmi Bey. Şirketin hafif de olsa kusurlu olduğunu kabul edip gereken tazminatları ödersek konu uzamadan kapanır. Gerekirse işçilerle ve aileleriyle de konuşulsun. Mesele mahkemesiz çözülsün. İstedikleri para da neyse verilir. Bence şirketimizin çözüm yolu bu olmamalı efendim. Bütün fabrikalarınızda işçi güvenliği konusunda gereken her şey yapılıyor. Buna rağmen de bazen bu tip kazalar olabiliyor. Ama biz bunu saklayıp kendimiz halletmeye kalkarsak başka şeyler de saklıyoruz anlamına gelebilir. Gerek var mı? Yusuf'un avukat olarak neden seni tercih ettiğini şimdi daha iyi anlıyorum Azra. Demek siz Yusuf'la şirketi bundan sonra böyle yöneteceksiniz ha? Bilmiyorum. Ben sadece fikrimi söyledim. Yusuf'a da öyle yapıyorum. Güzel. İnandığın bir şey olursa ısrar etmeyi de unutma. Ben kadınların sezgilerine her zaman güvenmişimdir. Pardon. Efendim? Asya Suna Hanım geldi efendim. Asya Hanım mı? Evet efendim. Tamam bekliyorum, alın içeri. Ben de çıkıyorum. Meseleyi hemen halledeceğim. Merhaba. Merhaba. Asya Hanım değil mi? Evet. Sen de Yusuf'un kız arkadaşıydın yanılmıyorsam. Azra. Memnun oldum Azra. Ben de. Size iyi günler. Sana da. Kusura bakmayın Asya Hanım. Sizi böyle oturarak karşıladım. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Ne oldu? Ufak bir kaza. Geçti gitti. Bizimle çalışmayı bıraktığınızdan beri hiç görüşemedik. Doğrusu bu sürpriz ziyaretiniz beni çok memnun etti. Teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Vaktinizi almak istemem. Artık İstanbul'da olacağım. Gelen iş tekliflerini değerlendiriyorum. Bu çok güzel bir haber. Size danışmak istediğim bir konu vardı. Elbette. Yardımcı olmayı çok isterim. Masel isminde bir petrol şirketi bizimle çalışmak istiyor. Onlarla ilgili görüşünüzü almak için rahatsız ettim sizi. Daha önce sizinle ortak petrol dağıtım işi yapmışlar. Doğrudur. Ama şu an hatırlamadım açıkçası. Bana biraz süre verin, yardımcı olurum. Bu kadar işinizin arasında gereksiz bir meşguliyet çıkmasın size. Rica ederim, ne meşguliyeti? İsmini tekrar alabilir miyim? Masel Petrol. Masel Petrol. Tamam. Ben talimat vereceğim. Şirketle ilgili sizin işinize yarayacak her türlü bilgiyi hazırlarlar. Merak etmeyin. Çok teşekkürler. Ah, kusura bakmayın efendim, böldüm. Azra Hanım'ın çıktığını görünce yalnız olduğunuzu sandım. Toplantı saatinin geldiğini söyleyecektim. Ben sizin zamanınızı almayayım. Yarın ya da daha sonra bir daha uğrarım. Anladığım kadarıyla sizin aceleniz var. Tamam, ben bu işi yerine bırakmam. Akşama kadar her şeyi hazırlamış olurum, merak etmeyin. O zaman akşam tekrar mı uğrasam? Ben şirkete dönmeyeceğim. Ama isterseniz birlikte bir akşam yemeği yiyebiliriz. Bu gizli teşkilatla ilgili ne biliyorsunuz? Her şeyi biliyorum. Bana da anlatın. Kaderimi belirleyen insanları tanımak isterim. Zamanı gelince onları tanır ve her şeyi öğrenirsin. Sen de onlardan biri misin? Onlar için çalıştım. Sonra da bir süre heyete başkanlık yaptım.
Demek benimle ilgili planların içinde sen de vardın. Hayır. Bu Aslan Akbey'in yönettiği bağımsız bir operasyon. Her şeyi biliyorsunuz. Ama kendi içinizde olup bitenlerden haberiniz yok, öyle mi? Benim buna inanmamı mı bekliyorsunuz? İnanıp inanmamak sana kalmış. Sistem böyle çalışır. Bazen birileri inisiyatif olur başka ve... Başka birinin hayatıyla oynar. Benimle ilgili neler biliyorsun peki? Fehmi'nin oğlu olmadığını, babanın kimliğinin gizlendiğini, annen Zeynep Oğuz'un da seni doğurduktan sonra bırakıp gittiğini biliyorum. Annemle ilgili gerçeği de bildiğine göre bu işin başı sensin. Ben bu işin başı değil, sonuyum. Ben başlatmadım. Ama bitirmek bana kaldı. Seninle ilgili planların başarıya ulaşabilmesi için bilmen gerekenleri anlatıyorum sana. Kimsenin planı umurumda değil. Hiç kimse bana bir şey sormadı bunları yaparken. İşler buraya kadar geldi. Devam edeceksek bir şeyi öğrenmem gerek. Nedir o? Şimdiye kadar kafamı kurcalayan ama kimseye soramadığım bir sorunun cevabını istiyorum senden. Benim babam kim, biliyor musun? Konuşmayı ben yaparım. Raskol'un sözünde duracak. Sizin konukseverliğinize gerçekten hayran kaldım Kenan Bey. Lütfen buyurun. Eski dostum Raskol. Bana selam vermeyecek misin? Konuşmaya başlamadan önce siparişleri verelim mi? Olur. Boğaz havası iştahımı açtı. Burası İstanbul'da en sevdiğim mekanlardan biridir. Umarım yemeği beğenirsiniz. Raskol, İstanbul sana hiç yaramamış. Eskiden bir oturuşta bir danayı yerdin. Raskol'un hava alacak.
Yemekler geldiğine göre iş konuşmaya başlayabiliriz. Talebinizi kabul ediyoruz. Para sizin için açacağım hesaba aktarılacak. Bu teklifi kabul edeceğinizi biliyordum. Ancak şartlar değişti. Sizin gücünüzü ve benim zararımı bir kez daha düşününce %50'nin ne kadar az olduğunu fark ettim. Paranın %80'ini istiyorum. Anlaşmıştık. Anlaşmalar bozulmak içindir. Bunu baştan söyleyecektin. O zaman buraya gelmezdin. Buraya geldim diye teklifinin kabul edildiğini mi sanıyorsun? Başka yol görünmüyor genç dostum. Senin için onurun paradan çok daha kıymetli olduğunu gördüm. Şimdi dediğimi yapacaksın. Roscoe'nu ikna edeceksin. Ve benim istediğim parayı vereceksin. Şimdi sana ne olacağını söyleyeyim. Bu anlaşmadan tamamen vazgeçtim. Bunu yapamaz. Mümkün değil. Bütün saadetler mümkündür. Şimdi buradan hiçbir şey almadan gideceksin. Ve bir daha ben senin ne yüzünü göreceğim, ne de sesini duyacağım. Nasıl olacak bu? Ben anlaşmadan bu masadan kalkarsam işin biter. Artık bu masadan kalkamazsın. Senin işin bitti. Bu işi konuşarak çözeceğini söylemiştim. Abi Safiye gitmiş. Nereye gitmiş bu saat? Bir köy vardı bizim ablukadan kurtardığımız. O köydeki insanlarla tanışıp konuşmaya gitmiş. Nasıl gider buradan oraya? Bizim ekipten birileri eşlik etmiştir. Evet. Israr etmiş götürmüşler. Güvenli mi peki oralar? Köye kadar yolda ve o köy civarında bir süredir tehlike yok. Ama burada kimin nereden çıkacağı belli olmuyor. Sen de gördün. Nasıl giderim ben o köye? Bu gerçeği öğrenmek için şimdi doğru zaman olmayabilir. Öğrenince de bunu kabullenmen zor olacak. Ama her şeye rağmen söyleyeceğim. Çünkü ben kendimle ilgili gerçekleri çok geç öğrendim. Birlikte yola çıktığım insan gerçek kimliğimi benden saklamıştı. Bu çok ağır geldi bana. Çok sinirlendim. Bu yüzden ben sana aynı şeyleri yaşatmak istemiyorum. Gerçekleri bilmeye hakkım var. Bununla da kendin mücadele edip bir çözüm bulacaksın.
söyle. Senin aradığın kişi benim. Anlamadım. O benim. Sen misin? Evet. Siz hepiniz delirmişsiniz. Beni kandırdın. Sen baştan beri biliyordun. Bilmediğimi söyledim. Ne söylersen söyle. Hiçbirine inanmıyorum artık. Bütün bunlar saçmalıktan başka bir şey değil. Biraz düşün. Sonra daha farklı konuşabiliriz. Düşündükçe çıldırıyorum. O kadın benim annem. Sen benim... Bu operasyon için beni bir robot gibi tasarladınız. Yusuf, mesele senin anlattığın gibi değil. Bana bir daha yalan söyleme. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Sakın bir daha bir yerde karşıma çıkma. Abi müsait miydin? Gel Erhan. Efendim, Suriye'den çok önemli bir istihbarat bilgisi aldık. Anlat Muhsin. 100 kişilik silahlı bir grup Suriye sınırından Türkiye'ye giriş yapmak için harekete geçmiş. Siyah Sancak büyük bir kısmını engellemiş. Ancak küçük bir grubun sınırdan geçtiğini tahmin ediyoruz. Grubun içinde keskin nişancılar da varmış. Bir de Sadık Ağa aradı. Ben meşgul olduğunuzu söyledim. Bir not bıraktı mı? Sadece selam söyledi abi. Başka bir şey demedi. Cahit nerede? Safiye vakıf yardımlarını ulaştırmak için Suriye'ye geçmişti. Cahit de oraya gitti. Polat Bey müsait mi? Kendisine vakıfla ilgili bir soru iletmem gerekiyor. Daha sonra iletirsin Hüsnü. Abinin başı bayağı kalabalık. Bir sürü meseleyle uğraşıyor. Fakat bu sorun gençlerimizin geleceğiyle ilgili. Bu gençlerle ilgiliyse bana anlat evladı. Çünkü ruhum daha 17 yaşına yeni bastı biliyorsun. Gel, şöyle buyur üstüne. Gel bakalım. Efendim, bugün vakfa uğramıştım.
Hastanemizde bir süredir yardıma ihtiyacı olan insanlara sağlık hizmeti sunuyoruz. Hastanemizde tedavi ettiğimiz bir yaşlı hanımefendi torunuyla konuşurken ağlıyordu. Orada yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anında hissettim. Hüsnü, özeti yok mu bu meselenin? Kısaca anlatsana bu meseleyi. Gözünü sevdiğim. Mahallenin çocuklarını kumar batağına çeken bir şebekenin izine rastladım. Şerefsizler. İnsanoğlu kolay yoldan para kazanmaya ne kadar kolay alıştı. Bu kumar şebekeleri para hırsı ile milletin iliğini kuruttular. Çıkarları için de herkesi kullanırlar. Çocukları bile. Yazık. Sen şu meseleyi uzun uzun bir anlatsana bana. Siz de bir karar verin. Erhan Bey kıza anlatmamı istedi. Siz de uzun anlatmamı istiyorsunuz. Anlatsın. Anlat Hüsnü. Hoş geldiniz Kemancı. Buyurun. İş için geldim. Birlikte çok güzel işler yapacağız. Başlayalım. Acele etme. Zamanımız var. Uzun zamandır konuşamadık. Sizin sevdiğiniz konudan, müzikten başlayalım. En sevdiğin nota, re bemol, değil mi? Bağdat sabahlarının muhteşem eskisi. Müzik konuşmayı değil, dinlemeyi tercih ederim. Dinleyeceksin dostum. Babil'in asma bahçelerini yeniden inşa edeceğim. Oradan dünyayı hem seyredeceksin... hem de dinleyeceksin. Benim krallığımda bütün ses ve renklere yer var. Ama krallığın yok. Hayallerimi gerçekleştirmek üzereyim kemancı. Benimle misin? Asma bahçelerinde üzüm olacak mı? Aleskla. Eşinizi ne zaman kaybettiniz? Yusuf ve Kenan'ın doğumunda kaybettik. Onları annesiz büyütmek zor olmuş olmalı. Elbette. İlk başlarda çok zorlandım. Onların anne şefkatinden mahrum kalarak büyümeleri beni çok üzdü. Tabii ki elimden geleni yaptım. Ama yine de hiçbir zaman annelerinin boşluğunu dolduramadım. Eğer bir kabalıkları varsa... bunun sorumlusu benim.
Rica ederim. Yusuf'u birazcık tanıyorsam eğer, çok değerli bir genç olduğunu söyleyebilirim. Her ikisinin de çok iyi yetiştirildikleri belli. Eksik olmayın. Peki, sizin için hangisini yetiştirmek daha zordu? Yusuf. Yusuf çok zor olur. Onun ne düşündüğünü hiçbir zaman tam olarak anlayamazsınız. Duygularını açıkça söylemez. Sıkıntılarını paylaşmaz. Mesela sana git dediğinde bile aslında bu gel demek olabilir. Sana ihtiyacı olsa bile yokmuş gibi davranır. Yani onunla anlaşabilmek için bir tür şifre geliştirmek gerekiyor. Aynen öyle. Ben sizi sıkmıyorum, değil mi? Bilakis. Bir babanın oğullarını bu kadar iyi tanıması çok ilgimi çekti. Biraz da siz bahsedin o zaman. Mesela bugüne kadar neler yaptınız? Sizin bir çocuğunuz var mı? Yok. Ama eğer bir oğlunuz olsaydı, eminim annesinin bu güzelliği karşısında çok kıskanırdı. Beğendiysen sana verebilirim. Teşekkür ederim. Canım benim, canım. Safiye abla, sana bir şey gösterebilir miyim? Göster. Ben yardımcı olabilir miyim delikanlı? Cahit? Biraz yürüyelim mi Safiye? Olur, yürüyelim. Hadi. Gelir gelmez hemen gönüllerini çalmışsın. Bunu nasıl yapıyorsun diyeceğim ama nasıl yaptığını bizzat tecrübe etmiş biriyim. Safiye. Efendim Cahit. Sen bana kızgınsın. Hayır, kızgın değilim. O zaman kırgınsın ki bu daha kötü. Hayır Cahit. Kızgın da değilim, kırgın da değilim. Artık seni anlıyorum. Hayatta herkes inandığı şeyi yapmak istiyor. Ben de bu yüzden buradayım. Kızgın olduğum için değil.
Keşke birlikte gelseydik. Meşguliyetlerine mani olmak istemedim. Herkes ne istiyorsa onu yapsın dedim. Safiye, ben senin tehlikede olmadığın her işi desteklerim. Ama hiç kimseye haber vermeden tek başına Suriye'ye gelmen beni tedirgin etti. İyi ki gelmişim Cahit. Bu insanların sıkıntılarını, acılarını yakından görünce ne kadar şımarık olduğumu, insanlardan ne kadar çok şey beklediğimi fark ettim. Burada hayata bakış açım değişti. Bakış açında benimle ilgili bir değişiklik oldu mu? Evet. Elini tuttuğum bu güzel adamın elini daha sıkı tutmam gerektiğine karar verdim. İyi ki gelmişsin Safiye. Hoş geldin Mervan. Biz hoş bulduk da galiba. Niye böyle soğuk karşılandık? Bugün birlik günü değil mi? Bu toplantı geleceğimiz için yapılıyor. Birlik günüdür. Ama geçmişi unutacak değiliz. Sen geçmişi hatırlatmazsan ben de hatırlamam. Söz. Eyvallah. Geç buyur. Değerli kardeşlerim, davetimizi geri çevirmeyip teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Size kardeşlerim diyorum. Çünkü bizler Türkmen, Kürdi ve Arap aşiretleri din kardeşiyiz. Bugün buraya içine hapsolduğumuz ateş çemberini kırmaya geldik. Allah yardımcımız olsun. Amin. 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 Aşiret kanununu hepiniz biliyorsunuz. Bu masada oturan herkes benim misafirimdir. Aranızda husumetli aileler, anlaşmazlık yaşayanlar olabilir. Ancak benim topraklarımda kimse kimseye zarar veremez. Kurşun sıkamaz. Ben istiyorum ki bu masada sağlanacak barış
kalıcı olsun. Yıllardır süren savaşlar, katliamlar ve türlü fenalıklar sebebiyle karşı karşıya geldiğimiz oldu. Ama artık birlik zamanı. Şimdi dostu, düşmanı ayırt edip birlikte saf tutma zamanı. Evet, birlik zamanı. Savaşmaya mecalimiz kalmadı. Bitsin bu düşmanlıklar. Önümüzde zorlu bir mücadele var. Siyasi, ekonomik ve askeri her türlü desteğe muhtacız. Hal böyleyken bölgemizdeki girişimcilerden gelen teklifleri de değerlendirmek durumundayız. Şimdi sizlere bu toplantının düzenlenmesine öncülük eden, hatta bazı davetlilerin icabetine bizzat aracılık eden çok değerli bir iş adamını takdim edeceğim. Kendini bu topraklara adamış Sayın Ferdinand. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim Galip Ağa. İşte hayalini kurduğum tablo. Dostlarım, ben yıllardır bugünün gelmesini bekliyordum. Haritanın karşısına geçip sizlerin sahip olduğu toprakların birleştiğini hayal ediyordum. Şimdi bu hayale her zamankinden daha yakınız. Benim kim olduğumu merak ediyorsunuzdur. Adım Ferdinand. Sinitiyatif'in kurucusuyum. Sinitiyatif'i duymuş olabilirsiniz. Dünya çapında saygınlığı olan çok başarılı bir şirket. Ama benim için yalnızca bir araç. Ben ticari zaferlerle ilgilenmiyorum. Beni ilgilendiren tek şey insanlığın kaderi. Tüm ayrılıklar Babil'de başladı. Babil'de de son bulsun istiyorum. Ben Ferdinand, Orta Doğu'ya barışı getirmek için buradayım. Getireceğiniz sözde barışa yer açmak için mi milyonları öldürdünüz? Ben Polat Alemdar. Tarih tekerrür etmesin diye buradayım.